Hepinize selam. Yazarlarla Soru Cevap serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Beyza ile birlikteyim. Hoş geldin Beyza. Başlar başlamaz oraya baktım bu arada. Az önce dedik ki oraya bakar mısın filan. Direkt ben... Merhaba kendim. Hoş buldum. Tekrar giriş yapacak mısın? Yok, gerek tamam. Yok. Hoş buldum. Heyecanlıyım biraz. Sen nasılsın? Ben alışığım. Sen alışıksın. Aynen, evet, kamera karşısında kolum olmaya. Kolum gibi bir şey oldu, evet, yani. Evet. Ben zaten şey, normalde kamerayı kapatınca sen heyecanlanıyorsun büyük ihtimalle. Gerçek hayatta dönüyorum. Evet, kesinlikle biraz. Öyle. Ben hiç alışık olmadığım için, yani mesela az önce Yağmur'un anne ve babasıyla içeride sohbet ediyorduk. Baya böyle kahkahalarla falan. Şimdi buraya gelince böyle bir şey oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamam, sorularla ilerleyeceğiz zaten. Evet. Sıkıntı yok o yüzden. Şimdi Beyza'nın tüm kitapları karşımızda da, bu kadar kitabı. Biraz fazla kitap. Birazcık fazla yazmışsın ya. Yani bana acısın. Ya evet. Düşünseydim böyle olacağını. Şimdi öncelikle bize kitaplarından, sayılarından, sayıların sıralamalarından, yaş sınırlarından ve bir de kendinden bahseder misin? Tamam. Şimdi öncelikle böyle buraya bakarak tek tek, çünkü heyecanlanınca insanın aklında bile tutamıyor tabii kendi kitaplarını. Önce ben karantinadan başlayayım. Ya da şöyle mi yapayım? Zaman sıralaması ile mi? Aynen, zaman sıralaması ile sen daha iyi. Şöyle söyleyeyim. Asansörle başlayayım o zaman. Çünkü asansör en başta yazdığım kitaptı ki 15 yaşında filandım. Ondan önce tabii yazdığım bazı hikayeler vardı. Ben şöyle söyleyeyim. Hatta bunu geçen gün birine söyledim. Bayağı bir güldük. Sosyal medyanın bütün uygulamalarında, çoğu forum sitesinde, hikaye yazan her yerde hikaye yazmışımdır bu yaşıma kadar. Hatta dedim ki bazı yemek tarifi paylaşılan sitelerde bile belki ben bir köşede hikaye falan yazmış olabilirim internette. 13 yaşımdan beri internette hikayeler yazıp paylaşıyorum. Ondan önce zaten böyle işte okul çağımda hikaye yarışmalarına katılıyordum. Birkaç tane ödül aldığım da oldu o dönemlerde. Sonra kurgu yazmaya başladım. Başta yabancı karakterlerle yazıyordum. Çünkü okuduğum kitaplara özeniyordum tabii ki. Ya. İşte Alacakaranlık serisinin büyük bir hayranıydım. Sonra Açlık Oyunları'nın büyük bir hayranıydım. Ondan sonra kendim de yabancı karakterlerle hikaye yazmaya başladım. Daha sonra kendi tamamen benden çıkma kurguları oluşturayım dedim. Çünkü o zamana kadar fanfiction yazıyordum çok fazla. İşte Alacakaranlık fanfictionları yazıyordum. Edward Bella ya da onların oyuncu filmin oyuncularına fanfiction yazıyordum. Hatta şey, Kristen Roberter'leri yazıyordum. O dönemleri hatırlayanlar varsa belki benim bir hikayemi okumuş olabilirsiniz bile. Ondan sonra tamamen kendi hikayelerime, Türk karakterlerle, işte kendi yaşadığım çevrede yaşanabilecek olaylardan böyle esinlenerek başlamıştım 13-14 yaşlarında yazmaya. Sonra asansörü 15 yaşındayken yazdım. Çok küçük olduğum için tabii böyle şu an bazen açıp okuduğumda kendime kızdığım ve ya hani burayı böyle yazmasaydım, şuraya şöyle yazmasaydım dediğim çok nokta var. Daha sonra Sınır serisine başladım ve zaten aslında asıl okumam Sınırlı oldu. Önce Facebook'ta bir hikaye sayfam vardı. Beyza Alkoç hikayeleri diye. Orada yazıyordum Sınırı. Daha sonra Wattpad'de yayınlamaya başladım. Wattpad'de o dönemde çok okundu ve birçok yayın evinden teklif aldım. Daha sonra Sınırsız'ı yazarak devam ettim. O dönemde önce Sınır basıldı. Sonra Sınırsız basıldı. Üstüne bir yayın evi değişikliğim oldu o süreçte ve geçmişteki hikayelerimden birini basmayı planladık. Asansör daha sonra basıldı. Yani ilk yazdığım kitap Asansör'de ama Sınır ve Sınırsız'dan daha sonra basıldı. Üçüncü kitap olarak basıldı. Ve sonra o sırada böyle bir şeydeydim. Ya işte Asansör, Sınır, Sınırsız bunlar romantik kitaplar ama benim tarzım gerçekten bu mu? Ben bunu yazmaktan zevk alıyor muyum? Şeklinde bir arayışa girdim ki öyle söyleyeyim. Bizim seni katmayacağım buna. Çünkü sen daha yeni böyle kitap yazmaya başladın diyebiliyorum. Öncesin geçmişin var mı o konuda bilmiyorum. Çok az var. Ben de fanfictionlar falan var. Evet, değil mi? Yani o hepimiz öyle başlıyoruz aslında. Bu aslında çok da iyi bir şey değil. Bunun bazı handikapları var. Mesela 15 yaşında yazdığım bir hikayeyi tam olarak ileride böyle bazı şeyler oluyor ve savunamıyorsun bile. Çünkü diyorsun ki ya bu ben değil, yani 12 yıl önce 15 yaşındaki Beyza yazdı bunu aslında. Bu başka bir Beyza. Bu başka birisi. Ama yine de tabii ki kendi yaptığım bir şey ve sahip de çıkmak istiyorum bir şekilde. Sadece böyle orada çok fazla arada kalıyor insan. Ne diyeceğini bilemiyorsun falan. O açıdan biraz böyle Asansör, Sınırı ve Sınırsız beni biraz zorladı o dönemde. Çünkü hani 15-16 yaşına geldiğinde bile şey diyorsun. Ya 15 yaşındaydım, şu an 16'yım. O bir yıl bile çok fazla şey değiştiriyor insan için. Sonra karantinaya yazmaya başladım. Çünkü daha böyle bir biraz daha karanlık, gizem çözmeli, gerilim tarzı bir gençlik hikayesine başlamak istedim. Ne yazmak istiyorum? Ya da şu anda ne okumak isterim? Tek mekanda geçen bir hikaye yazmak istedim. Çünkü tek mekan hikayelerini okumayı da izlemeyi de çok severim ben normalde. Ve işte şey gibi oldu. Böyle kafamın içinde laf lafa açar derler ya. Öyle oldu ve karantinanın konusu oluştu. Ondan sonra karantina
çok da böyle beklemediğim bir şekilde bir anda yükseldi. Daha sonra işte onun kitapları devam ederken bir yandan da şey dedim kendime. Biraz daha kendimi geliştirmek için her sene şu şekilde ilerleyeyim şeklinde bir gelecek planı yaptım aslında. Bir tane işte mesela karantina veya karantina tarzında bir kitap. Onun yanında bir tane romantik. Romantik komedi ya da işte romantik dram. Her konuda, her temada biraz olsun gelişeyim diye. Karantinayı yazarken 3391 kilometreyi yazmaya başladım. Daha sonra şu şekilde ilerledi. Yani karantina 2 0 kilometre ile devam etti şeklinde derken bu şekilde ilerledi. 3391 kilometre de aslında onun da şöyle bir hikayesi var. 3391 kilometreyi ben ilk 3 bölümünü 14 yaşındayken yazmışım. Ondan sonra o 3 bölümü rafa kaldırmışım. Böyle dosyalarım da duruyor. Ve daha sonra yıllar geçti ve dedim ki ya bu hikayenin artık zamanı geldi sanırım. Benim bunu devam ettirmem ve yayınlamam lazım. O şekilde devam ettirip yayınladım. Ve bana şey isim de çok soruluyor bu arada nasıl buldun diye. Tamamen tesadüf eseri. Bir gün böyle haritayı açtım. Evet mesafe ilişkisi ama nerede olsunlar? Kız İzmir'de olsun uzaklaştırdım. Çocuk nerede olsun? İşte Fransa'da olsun. İkisinin arasında oradan rastgele bir sokak seçtim. Oradan rastgele bir sokak. Yol tarifi aldım. 3.90 kilometre olarak çıktı. Daha sonra sıralama olarak bakıyorum. No 26'yı yazdım. Tam da böyle şey o dönemde çok fazla anime izliyordum. Ve dedim ki tabii benim izlediğim animeler böyle savaşlı, gerilimli falan değil de böyle naif işte mesela Spirited Away tarzında animelerdi. O şekilde o hissiyatı veren bir hikaye yazmak istedim ama bunu bir aşk hikayesi olarak yazmak istedim. Ve No 26 o şekilde çıktı. Zaten taslaklarımda olan bir konuydu. No 26'yı yazarken aynı anda da Enkaz Altındakiler'i yazdım. Enkaz Altındakiler de yine böyle bir yine bir gizem çözülsün ve yine bir tek mekan hikayesi olsun. Çünkü burada bir yarışma oluyor ve yarışma için yerin altına giriyorlar. Orada bir kaza yaşanıyor ve orada bir süre mahsur kalıyorlar şeklinde bir hikayeydi. Finale kadar çözülmemiş bazı gizemler vardı. Enkaz'dan hemen sonra da Daire 7'yi yazdım bu arada. No 26'nın devam kitabı. Ve Daire 7'den sonra artık aslında o süreçte bir tık bir boşluğa düştüm. Dedim ki hep aynı ilerliyor. İşte gerilim, romantik, gizem, romantik şeklinde. Bir tane de şey denemek istiyorum dedim. Hani bu romans dediğimiz tarihi aşk kurgularından birini. Hatta biraz da fantastiklik katayım içine dedim. Acaba becerebilecek miyim diye düşündüm açıkçası. Ve o sırada da bu arada şuna çok inanıyorum. Sembolizme çok inanıyorum. O sırada karşıma hep kalp sembolü çıkıyordu. Yani böyle gittiğim her yerde bir şekilde kalp sembolü gözüme çarpıyordu. Ve hikaye de oradan çıktı aslında. Bir kalp kolyesiyle başlıyor her şey. Kalp muhafızını da o şekilde yazmaya başladım. Becerebildim mi bilmiyorum bu arada ama en azından denemiş oldum ve ben yazmaktan çok zevk aldım. Daha sonra en son Kalp Muhafızı'nın ikinci kitabı çıktı. Kalp tanesi, kalp resi kaynadı aradı. Evet, unuttum. Onlar doğru. Evet onları unuttum. Şimdi onların da sıralaması şöyle oldu. 3391 ve 0'dan sonra No 26'dan önce o arada tamam. Oldu. Evet aynen. Kalp küresi yine benim çok önceden aklımda olan bir konuydu. Böyle tam o tarz böyle birkaç konu da vardı aslında aklımda. Onlar arasından böyle açık seçim yapmıştım. Hangisi olsun. Bir kış hikayesi yazmak istiyordum ve yine bir gizemi çözeceğiniz bir hikaye yazmak istiyordum. Aynı zamanda da şöyle bir şey eklemek istedim hikayeyi. Benim sosyal anksiyetem var. Kamera karşısında da zaten o böyle bir hemen bir aktifleşiyor. Mesela bir karakterime böyle bir özellik vereyim istedim ve çevremde gördüğüm bazı şeyler vardı. Bir arkadaşım obsesif kompulsifti mesela. Dedim ki yani karakterlerde neden bunu işlemeyeyim? Hatta ben sosyal anksiyetem sebebiyle psikiyatriste gidiyorum çok uzun yıllardır ve ona da danışmıştım. İşte obsesif kompulsif bir karakter neler yapar? İşte panik atağı olan bir karakter nasıl bir hayat yaşar şeklinde. Ve oradan aldığım bilgilerle aslında biraz da karakterleri oluşturdum. O şekilde Kalp Küresi serisi de ortaya çıktı. Tamamdır. Peki bunları kaç yaş üstü okuyabilir? Şimdi onları da sırayla böyle. Karantinadan başlayayım. Karantinaya artı 13 diyoruz. Tamam. Sınır sınırsız ve asansöre artı 16 diyoruz. Okey. Geri kalan kitapların hepsine de artı 13 diyoruz aslında. Evet. Hatta 3.91 kilometrenin yakında sinema filmi çıkacak ve ona herhangi bir yaş sınırı gelmeyeceğini öngörüyoruz. Çünkü filmi izlettiğimiz kişiler tabii bu konuda o sektörde tecrübeli oldukları için ben başta bir artı 13 gelir mi diye düşünmüştüm. Çünkü ben kitaba artı 13 diyorum. Ama herhangi bir yaş sınırı geleceğini düşünmüyorum diye söylediler bana. Sonuç olarak zaten şöyle bir şey var. 13'ten aşağısı artık çocuk oluyor. Yani kendi adıma söylemem gerekirse ben 11-12 yaşlarında da bu tarz kitaplar okuyordum bu arada. O tabii ki ebeveynlere kalmış bir değerlendirme şekli. Çünkü her çocuk da 12 yaşında aynı olmuyor. O yüzden hepsi 13 yaş üzeri. Hepsi zaten yetişkin kategorisinde normalde. Ne olur ne olmaz şeklinde. Hani ebeveynler alıp incelesin. Ona göre karar versinler diye hepsi yetişkin kategorisinde çıkıyor normalde. Ama bunların hepsi genç kurgu kitaplar. Tamamen ebeveynlerin alıp incelemesine bağlı bir durum. Yaş sınırı olarak bir şey söylememiz gerekirse hepsi artı 13.
Sınır sınırsız asansör artı 16. Evet. Tamamdır. Süper. Çok güzel. Çok fazla kitap olunca biraz zor oluyor evet ya. Evet ya. Şu an fark ettim. Neredeyse şey yani videoyu kapatacağız böyle. Yeterli bu kadar şeklinde falan. Yeterli bilgiyi aldık Beyza. Bay bay. Şey dedim. Çok detay da vermedim bu arada. Tek tek anlatmayayım. Bir seri olarak böyle nasıl başladım falan ama. Vallahi kalemine kuvvet aşkım. Teşekkür evet, ederim. İkinci sorumuz. İlham kaynağın nedir? İlham kaynağım genelde gezmek oluyor. Gezmeyi çok seviyorum. Kazandığım ilk parayla da yurt dışına çıkmak için bayağı uğraşmıştım. Yani böyle bir süre biriktirmiştim, hiç dokunmamıştım ona. Hı-hı. O yüzden gezmek bana çok ilham veriyor. Müzik dinlemek çok ilham veriyor. Genelde şöyle söyleyeyim. Yani dışarı çıkıp yürümek bile kulaklık takıp böyle genelde çok ilham veriyor. İnsanları izliyorum. Bir metroya bindiğimde bile sürekli şey modundayım. Acaba bunun hikayesi ne? İşte şu an ne düşünüyor? Nereye gidiyor acaba şeklinde. Genelde böyle böyle şeyler düşünürken buluyorum kendimi. Bu ilham veriyor bana genelde. Tamamdır. Peki bir yazma ritüelin var mı? Şey gibi mesela sabah 8'de kalkarım 5000 kelimeyi yazar bırakırım gibi. Yok. Hiç yok öyle bir ritüelim ama genelde her gün bir şeyler yazarım. Yani 100-200 kelime bile olsa ve mutlaka dosyaya bir ekleme yaparım. Ama ben akşamları yazmayı seviyorum. Hatta uyku düzenim o açıdan biraz bozuk. Çünkü gündüzleri yani böyle bütün perdeleri kapatıp odayı kapkaranlık bile yapsam yazamıyorum. Hani şey gibi oluyor. Vücudum hani şu an gündüz olduğunu biliyorum. Beni kandırıyorsun şeklinde gibi böyle. Gece yazabiliyorum ben. Klasik kahvemi alıp mumumu yakıp akşam karanlığında kulaklıklarımı takıp o şekilde yazıyorum ki bunu her akşam mutlaka yapmaya çalışıyorum. Hatta o benim için böyle şey gibi oluyor. Dinlendirici bir zaman, bir meditasyon gibi oluyor. Hı-hı. Mutlaka her akşam 1-2 saatimi o şekilde geçiriyorum. Bu arada hani hikaye yazmasam bile mutlaka bir şeyler yazıyorum. Hani sizlerle paylaşmadığım şeyleri de bazen yazdığım oluyor. Senaryo denemeleri yapıyorum vesaire. Hı-hı. Yazmak benim için gerçekten bir hobi. Öyle söyleyeyim. Peki tam hobi demişken yazmak hobi haricinde bir hobin var mı? Gezmek. Ya o az önce de bahsettiğim gibi genelde böyle şey yaparım. Gezi videoları izlerim. Gezi kitapları okurum. Yeni yerler araştırırım. Hı-hı. Aslında biraz uçak fobim de var. Bu böyle biraz engelliyor da. Yine de şey böyle anksiyetem tetiklenmiş bir şekilde de olsa uçağa biniyorum. Bir yerlere çok uzağa gidemedim mesela henüz. Hı-hı. Japonya'ya gitme hayalim var. Aşırı korkuyorum uçaktan. Kaç o yüzden 10 saat kadar sürüyor. Hı-hı. Ve beni yani 2-3 saatten sonra artık böyle çok şey gelmeye başlıyor. Kabus gibi gelmeye başlıyor bana. Ama gezmek en büyük hobim. Onun dışında çeviri yapmayı çok seviyorum. Bu arada sorularda var mı bilmiyorum ama ben İngiliz dili ve edebiyatı okudum. Küçüklüğümden beri çeviri yapmak bana böyle oyun gibi geliyor. Bir dönem bir site var. Çeviri Alternatif diye şarkı çevirilerini yayınlandı. Ben çocukluğumda orada oturur böyle geceleri şarkı çevirisi yapardım. Ve çok net hatırlıyorum. O zaman bir şarkı çevirisi 25 kuruştu. Sen bir şarkı çevirdiğinde sana 25 kuruş veriyorlardı. Tabii ki böyle çok küçük gibi geliyor ama aslında hem zevk aldığın bir şey yapıyorsun ve yani bir çocuk için de aslında güzel bir şey. Kendini bir de gecede, geliştiriyorsun. Bir gecede oturup 100 tane şarkı çevirmiştim. Bir de şey de zor. Çevrilmeyen şarkı da bulmaya çalışıyorsun. Ha, evet. Bakıyorsun ya bunu çevirmişler falan şeklinde. Ve 25 TL kazanmıştım. Helal kızlara. Aşırı mutlu olmuştum. Benim için o çeviri olayı oyun gibi, hobi gibi gerçekten. Onu da çok seviyorum. Yediğin en büyük linç. Yediğim en büyük linç. Çok var aslında. Hangi birini seçsem? Yani en büyük... Böyle en büyük derken hani çok fazla sosyal medyaya en çok yayılmış olan mı beni en çok etkileyen mi? Nasıl istersen istediğin cevaplayabilirsin. Daraldın bir değil mi? Daraldım ya. Hepsi böyle aklıma gelince çok şey oluyor. Ya şöyle söyleyeyim. Böyle spesifik bir olaydan bahsetmek yerine şunu söyleyeyim. Genel olarak böyle şey bir yargı var ya. Sen de yazar mısın ya? İşte edebiyatı kirlettin vesaire. Mesela bunlar. Onun dışında işte 8-9 yaşındaki çocuklar okuyor bunları şeklinde aldığım mesajlar. Halbuki bunların hiçbir çocuk kitapları değil ama insana kendini kötü hissettiriyor. Hı hı. Çünkü hani şey demek istiyorum. Yani bunda benim hiçbir suçum yok. O sizin kontrol etmeniz gereken bir şey. Ki imzalarda ve fuarlarda biz şey yapıyoruz mesela. Biri geldiği zaman eğer çok küçük görünüyorsa kaç yaşında işte okumuyor değil mi şeklinde böyle. Hayır işte o ablasıyla geldi sadece fotoğraf çekilmek istedi. Cevabını duyarsak böyle tamam diyorum. Onun dışında hayır okuyacak dendiğinde hayır birkaç yıl beklesin. Şu an uygun değil. Maalesef bunlar çocuk kitapları değil şeklinde uyarılar yapıyoruz. Kategorileri de aslında yetişkin ama böyle ısrarla böyle bir linç kampanyası bir dönem başlatılmıştı. Yani çocuklar okuyor bunları şeklinde. Tamam devam ediyorum. Kitaplarında hiç yazmaktan korktuğun bir şey oldu mu? Bu şeyden olabilir. Toplum baskısından dolayı da olabilir. Evet. Sen mesela bir karaktere veda etmek istemiyorsun ama etmen gerekiyor. Bu tarz bir şey de olabilir. Evet aslında bunu çok spoiler da vermeyeyim ama kar tanesinin finalini yazmakta çok zorlanmıştım. Sen ama alternatif final yazıyordun evet, değil mi? Evet. Ya o kadar beni de çok etkiledi.
etkiledi. Okurlarımı da çok böyle bir etkiledi. O yüzden alternatif bir final yazıyorum ki aklımızda öyle kaldılar ama bir de farklı bir şekilde kalsın. Hatta böyle çok sevdiğim bir şarkıyla giriş yaptım alternatif finale. Başka bir evrende en güzel halinle ya. Şeklinde. O yüzden mesela o çok zorlamıştı beni. 0 kilometrede de bir dönem çok zorlanmıştım. İzmir kötü bir olay yaşamıştı. Yine spoiler vermeyeyim buradan. Ama sonra ben sanırım yazarken karakteri biraz fazla hızlı bir şekilde hayata döndürmeye çalıştım. Ama o dönem çok tıkandım. Sanki böyle şey gibi oldu. Karakterin bir enerjisi var ve şey gibi diyor. Ben şu anda hazır değilim hayata dönmeye. Daha yeni acı yaşadık vesaire gibi bir dönem yaşamıştım. O dönemde çok tıkanmıştım. Ve tabii ki toplum baskısından dolayı da çok etkilendiğim yerler oluyor ki. Çünkü bu linç muhabbetlerinden dolayı ben bunu yazarsam ne olur şeklinde düşündüm ve insanlara danıştığım noktalar oluyor kesinlikle. Anladım, tamam. Peki yeni projelerin var mı? Bize birazcık bahsedebilir misin? Yeni projelerim Karantina'nın çizgi romanı şu anda yapılıyor. Birinci kitabı bitti hatta. 5 tanesi birden çıkacak ve çok eğlenceli bir süreç bence. Hatta çizgi romanı ben yazıyorum. Yani kitabı baştan sona okuyup böyle bir nevi senaryolaştırmak gibi. O da çok eğlenceli bir işmiş. Aha. Bir yandan da çiziliyor. Onun için çok heyecanlıyım. Enkaz Altındakilerin ikisi çıkacak yakın zamanda. 3.391 kilometrenin sinema filmine 1 ay kaldı. Bir sürü iş. Evet, biraz öyle şu aralar ama güzel, hepsi eğlenceli işler yani. Peki seninle ilgili rastgele bir detay alabilir miyiz? Şu ana kadar hiç paylaşmadığım bir şey. Rastgele bir detay. Çok tuhaf bir alışkanlığım falan olur. Şunu söylediğinde çok şaşırıyorlar. Beni genelde çok romantik sanıyorlar mesela. Ben aşırı duygusuz bir insanım. Gerçekten böyle odun diyebileceğiniz derecede bir boyuttayım o konuda. Sıfır romantiklik. Mesela buna çok şaşırıyorlar genelde. Ve şey tahmin ediyorlar. İlişkimde işte karşı taraf daha şeydir yani. Daha soğuktur da Beyza çok romantiktir gibi. Ben çok ilişkilerde çok odun bir insanım. Ve ben de öyleyim, biliyor musun? O kadar odunum değil ki. Burcun ne? Kova. Sen de mi kova? Tahmin ettim bu arada. Ya gerçekten kova olduğunu önceden de tahmin etmiştim. Çünkü çok benziyoruz bence bazı konularda birbirimize. Evet. Kovmuşların genelde böyle problemi var. Çok biraz odun oluyorlar. Biraz odun oluyorlar, evet. Tamamdır. Sıradaki sorumuz. Kendini 3 kelimeyle tanımlar mısın? Dünyanın en klişe sorusu bu arada. Evet. Duygusuz. Evet. Ama bazı konularda da çok duygusalım bu arada. Kırılgan ve eğlenceli diyebilirim. Bence eğlenceli bir insanım. Okey. Güzel. Çok güzel. Peki. Kendine gurur duyduğun bir an. Kendimle gurur duyduğum bir an. 3.91 kilometrenin setinin ilk gününde o işte seti izlediğim ilk an. İlk sahneyi izlediğim an, hatta aslında orada izlediğim ilk sahnede karakterler, başrol karakterler yoktu. Figüranların olduğu bir sahne çekiliyordu ve ben hüngür hüngür ağlamıştım. Yani, tahmin ettim bu arada filmle ilgili olacağını. Evet evet, öyle yani, çok böyle bir şey beklemiyordum da bu arada. Bu kadar duygulanacağımı beklemiyordum ama ilginç bir hismiş gerçekten. Bayağı oturup ağlamıştım yani. Kıyamam. Güzel bir duygu. Bir sonraki sorumuz. Mutlu sonları mı seversin yoksa kötü sonları mı? Okumak anlamı yok mu? İki türlü de söyleyebilirim. İki türlü de mutlu sonları severim ya. Ben bu arada okur olarak mutsuz sona da nefret ederim. Çok yani mutsuz sonu olan kitapları böyle şey yaparım. Bırakırım yani okumam. Bir de anksiyeteden kaynaklı şöyle bir şey var. Bunun anksiyete olduğunu da bir yerde okudum bu arada. Ben yarısına geldiğimde mutlaka kitabın finalini açar bakarım. Oha. Mutlu sonla mı bitiyor, mutsuz sonla mı bitiyor diye. Eğer mutsuz sonla bitiyorsa da okumam. Bırakırım orada ben kitabı yani. Mutsuz son. Gerçekten. Evet, her zaman mutsuz son geldi. Ben kova burcunun özelliğini almamışım. Yani mesela duygusuzum dedim ya. İnsan ilişkilerinde öyleyim aslında ama bu tarz şeylerde de çok duygusalım. O yüzden mesela benden bir tane mutsuz son nasıl çıktı ona hala şaşırıyorum. Ki o kadar aklımda kalmış ki alternatif final yazmaya karar verdim. Düşün yani. Evet. Sevmem. Peki yazmaktan en keyif aldığın ve en sevmediğin sahne türü? En keyif aldığım sahne türü, ayrılık sahnelerini çok seviyorum. Karakterleri böyle karakterlere acı çektirmeyi seviyorum falan gibi oldu ama ben gerçekten böyle duygusal sahneleri ve ayrılık sahnelerini genelde çok seviyorum. Yazmaktan en zevk almadığım sahneye de gerçekten birçok kişi şaşıracak büyük ihtimalle. Romantik sahneleri sevmiyorum. Başta seviyorum. Mesela o ilk tanışma, işte o flört vesaire, o heyecan. Sonra ilişki başlıyor ya, ondan sonra vıcık hani vıcık böyle sürekli ayırsın geliyor. Gerçekten sürekli ben bunları ayırsam mı ya şeklinde bir his geliyor. Onun dışında sevmiyorum romantik sahneleri. Şu ana kadar yazdığın karakterler arasından en sevdiğin hangisi? Hepsi ya. Yani bunu sen söyleyebiliyor musun şu anda? Ama bir tane olmak için tabii. Evet, yani kitabın içinden seçersin. Ama hepsini çok seviyorum. En yakın hissettiğimi sorarsan Kar Küresi Eylül'e kendimi biraz daha yakın hissediyorum. En sevdiğin kitap veya yazar? Kendi kitaplarım arasında Beyza Alkoç falan diyor.
dediğim gibi ben çok böyle uç noktalarda kitaplar okuyorum. Ama Sophie Kinsella'nın benim hayatımda çok özel bir yeri var. Çünkü bana gerçekten şeyi hissettirdi ya. Ben bir şeyler yazmak istiyorum. O cümleyi bana kurdurtan yazar kendisiydi. Çünkü ben kitaplarını okurken aslında ergenlik dönemindeydim ve bir ağır bir ergenlik depresyonundaydım. Ve ben sanırım o depresyonda onun kitaplarının o eğlenceli işte vurdum duymaz havası sayesinde çıktım. Ki onun kitaplarında şöyle bir tema vardır. Başta karakterler şu şekilde başlar. Her şeyleri böyle mahvolmuştur. İşte atıyorum ki işe gidiyor, kovuluyor, sevgilisi tarafından terk ediliyor, aldatıldığını öğreniyor. Bir şeyler oluyor böyle, yıkılıyor. Ve daha sonra onun güçlenmesini biz okuyoruz. Ama eğlenceli bir şekilde. Evet, eğlenceli bir şekilde. Hiç böyle dram yok yani içinde. Tamamen eğlenceli bir şekilde okuyoruz. O yüzden bende yeri çok ayrı. Bence şey çok güzel ya. Mesela Sophie Kinsella bunu duysa bence çok şey yapar. Evet, mutlu olur mesela. Evet. Yani mesela sırf bu yüzden bile insan yazmak diyor. Evet, yani evet. Çok hoş bir şey bu. Beni gerçekten ağır bir ergenlik depresyondan çıkardı o dönemde. Pekala. Bir sonraki sorumuz. Kendini geliştirmek için ne yaparsın? Yazma konusunda da olabilir, diğer türlü de olabilir. Diğer türlü olarak baktığım zaman şöyle söyleyeyim. Çok fazla dediğim gibi geziyorum. Farklı kültürler tanımaya çalışıyorum. Çok fazla belgesel izliyorum ama belgesel derken böyle klasik işte bir şeyleri öğrenme temalı değil de işte yaşanmış olayların belgesellerini. İşte şurada işte atıyorum ki dolandırıcılık olayı olmuş. Onun anlatıldığı belgeseller. Bir cinayet olmuş. Genel olarak böyle yaşanmış olayların belgesellerini izlemeyi çok seviyorum. Ve bunun beni hayat anlamında böyle geliştirdiğini düşünüyorum. İşte bak şu şekilde yaklaşan biri olabilir ama aslında bunun alttan böyle bir şey de çıkabilir. Şeklinde genelde geliştiriyor. Gezerken doğal olarak farklı kültürleri tanıyorsun. Bu ekstra olarak geliştiriyor. Podcast çok dinlerim. Bir şeyler izlemeyi çok severim. Mutlaka her gün bir tane film ya da işte bir belgesel ya da bir dizi mutlaka açar izlerim. Onun dışında yazarlık konusunda da şunu söyleyeyim. Mesela son zamanlarda şey yapıyorum. Senaryo kitapları okuyorum. Senaristler için Psikoloji diye bir kitap okudum. Bu tarz şeyler okumayı çok seviyorum. Büyük yazarların yazarlık süreçleriyle ilgili anlattıkları kitapları okumayı çok seviyorum ki neler yaşamışlar, neler yapmışlar bu zamana kadar. Onlardan genelde faydalanmaya çalışıyorum. Bu arada belgesel konusunda seri katil belgesellerine bayılırım. Kova burcu olmaktan geliyor. Ya gerçekten böyle şey gibi hani evin içinde tabii birinin sürekli seri katil belgesel izlemesi de korkunç bir şey. Bir de yatmadan önce yatakta evet, falan izleyeceksin. Evet, evet, yani korkuyorum da yani. Gerçekten bayılırım. Bazen uykum kaçıyor. Sabaha kadar açıp izlediğim oluyor. Hatta ben sana birkaç tane tavsiye ederim. Sen de bana birkaç tane olur, anlaştık. Seri katil belgeseli de tavsiye etmezsin ya. Şey yorumlarda linçliyorlardı. Biz bu yazarları mı sevdik evet, diye. Evet yani mesela şey No 26'ya bakarsan böyle çok naif bir kitap filan ama şey yazar seri katil belgeseli izliyor sürekli. Peki bir sonraki sorumuz. Hikayenin tıkandığı durumlarda ne yaparsın? Genelde bırakıyorum. Çünkü gitmiyor. Gitse de şey oluyor. Ben bunu zorla yazmışım. Şeyi yansıyor yani. O çok belli oluyor. Hatta bazen kendimi zorlayıp bitirdiğim oluyor. Sonra dönüp tekrar okuyorum. Diyorum ki hayır yani çok belli oluyor. O yüzden bırakırım genelde. Peki bırakıp ara mı verirsin yoksa bırakıp başka bir projeye mi geçersin? Yok ara veririm. Direkt başka ara projeye geçmem. Bazen böyle kafamın içinden şey geçiyor. Ya şu hikayeyi de çok yazmak istiyorum. Bir an önce başlayayım ama ona başlarsam öbürüne tam odaklanamıyorum. O yüzden bırakıp diğer projeye geçmiyorum. Haksızlık gibi geliyor. Anladım. Şu an yazdığım kitaba. Peki bir sonraki kitabın ne zaman? Enkaz Altındakiler Mart sonu Nisan başı diye konuştuk. Evet. Ay çok güzel. Tamamdır. Tamamdır. Yazarlık dışında bir mesleğin var mı? Ben İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum. Normalde hedefim ve hayalim yine bir yayın evinde çevirmenlik yapmaktı ama daha sonra yayın evi, yine yayın evi kısmı kaldı bu arada ama yazarlığa çevrildi. Onun dışında ama İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum. Çevirmenlik hala şey mi yapmışsın çevirmenlik birazcık ya? Şey olarak yani çok böyle meslek olarak yapmadım. 25 TL kazandım. Zamanın 25 TL'si. Onu vergisinde ödedim bu arada diyormuşum. Yani gerçekten şöyle oldu. İlk kitabım 17 yaşında çıktı. Doğal olarak ondan sonra ben üniversiteye başladım. Üniversiteden mezun olduğumda benim artık 7. 8. kitabım çıkmıştı. Ve o şekilde devam etmek istiyordum. Ama hala aklımda bir yerlerde de şey vardı. Yani bir gün yazmak istemezsem çevirmenlik yaparım. Şeklinde bir düşünce de vardı yani aklımda. Belki bir gün neden olmasın. Peki yazmak mı yoksa okumak? Yazmak. Ben yazmayı sonsuza daha çok kadar seviyorum. Sadece yazabileceksin ama hiçbir şey okumayacaksın. Yok onu bırakamam işte. Ya belki ikisinden de vazgeçebilirim ama seri katil belgesellerinden asla vazgeçemem. Tamam bir sonraki sorumuza geçiyorum. Hogwarts binan. Sen benimle ilgili ne tahmin edersin? Bunu sen cevapla. Tamam. Şimdi şöyle düşünüyorum. Kesinlikle bir Hufflepuff değilsin. Evet. Seni bak dışarıdan tanısam Hufflepuff derdim ama hani konuştuktan sonra o geçiyor. Bu arada gerçekten dışarıdan görüldüm ve içim çok farklı. Evet, yani ya öyle. Hiçbir şey görünmüyor. Duygusuzdur bu seri katil belgeseli izliyordur gibi çok görünmüyor. Çok minnoş tatlı bir insana evet, benziyorsun. Evet. Slytherin de değilsin. Slytherin olacak kadar seri katil değilsin. O kadar mesela. Değilim. Evet, aynen. Evet. O yüzden Ravenclaw ile Gryffindor kalıyor. Gryffindor ya. Bence de Gryffindor ya. Evet. Sen? Ben de Gryffindor. Tamam. Yani sen öyleysen ikimiz de Kova burcu olduğumuza göre diye oradan hesap.
Kova eşittir Gryffindor. Diğer bir sorumuz. Karakterlerin isimleri nereden geliyor? Karakterlerimin isimleri. Ben duyduğum güzel isimleri genelde not alıyorum. Hı-hı. Ama başlangıçta da böyle değildi. Mesela karantinada Zeynep ve Onur başlıyor karakterlerin isimleri. Daha böyle şey istiyordum. Şeyleri çok severim. İşte Ali, Elif, Zeynep vesaire. Bu tarz böyle klasik isimleri normalde çok severim. Hı-hı. Başta genelde hep o tarz isimlerden ilerledim. Ama son zamanlarda artık şey de oluyor. İmza günde duyduğum isimlere çaktırmadan not alıyorum. Ben de yapıyorum bunu. İşte kaba hatta yeni kurgumda iki tane ismi o şekilde alabiliyor musun? Evet, gerçekten benim çok oluyor ve hatta bazen şey de diyorum ya ben senin ismini çok beğendim, not alacağım buraya, kullanırım belki şeklinde söylediğim ve karşı tarafın çok sevindiği de oluyor. Yani muhtemelen birkaç tane sorulardan geliyor. Ya yan karakterler, bazı başroller falan. Hı-hı. Yıllar içinde artık böyle şey oldu. Kalabalık bir defter haline geldi o. Çünkü her gittiğimde 3-5 tane isim not alıyorum falan. Çok mantıklı falan. Bu arada. Oradan geliyor genelde. Yani şeyden daha mantıklı. İnternete girip 2023 bebek isimleri yazmak evet. Asla imzada maalesef onu yapmışlığım da var maalesef. Bu arada o da çok eğlenceli bir süreç. Böyle şey bazen web sitesini açıp bakıyorum tetimlere ve şey yapıyorum. Böyle o ismi hikayede hayal etmeye çalışıyorum. İşte Mehmet, Mehmet oluyor mu Mehmet? Hani bu o Mehmet da, mi? Yok, yok ya, bu Mehmet değil. Değil ya. Bu sanki böyle daha bir Emre gibi falan böyle. Öyle de oluyor. Tamamdır. Son iki sorumuz. Yazar olmak isteyenlere önerilerin nelerdir? Önerilerim, eğer yazmayı gerçekten seviyorsanız zaten bu işe girişmenizi tavsiye ederim. Ve bildiğiniz gibi bunu böyle şey bir çok bilindik ve geçerli sayılan bir eğitimi falan da yok. Ve bu yüzden benim mesela kendimden yol çıkarak söyleyeyim. Yazarak kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Ve yazarak ama bunu kendinize saklayarak değil paylaşarak insanlarla. İşte Wattpad olur veya bir başka yer olur. İşte bunun için bazı forumlar var veya kendinize bir blog sayfası açabilirsiniz. Aslında dediğim gibi yani yemek tarifi sitesinde bile yazmışlığım belki vardır diyorum. Gerçekten bir yerlerde birileriyle paylaşın. Eğer hazır hissetmiyorsanız da mesela bir arkadaşınızla işte abladır, abi, kardeş, kuzen birileriyle mutlaka paylaşın. Çünkü onların yorumlarını aldığınız zaman bu gerçek anlamda geliştiren bir etkiye sahip. Mesela şey algısı var ya işte her şey tursuz olmadan, tamam olmadan işte kimseyle paylaşmayın algısı oluyor bazılarında. Ama ben o şekilde düşünmüyorum. İnsanların eleştirileri gerçekten geliştirici bir güce sahip. Hatta ben bir dönem şöyle bir şey yaşadım. Karantinanın çok popüler olduğu zamanlarda bazı eleştiriler geliyordu doğal olarak. Yani hatta ben mesela şu anda 27 yaşındayım. Açıp baktığımda ben de kendimle ilgili bazı şeyleri eleştiriyorum. Ve bu eleştiriler geliyordu. Bazı okurlarım da böyle şey yazıyorlardı. Onlara ters tepki veriyorlardı. Hani eleştirme gibisinden. Ve ben bir gün Wattpad'de bir açıklama yazdım. Uzun bir açıklama. Lütfen beni saygı çerçevesinde eleştiren insanlara hiçbir cevap vermeyin. Çünkü benim gelişmemi engelliyor bu durum. Bırakın eleştirsinler. Tabii ki saygı çerçevesinde bu arada. Onu lütfen... Onu tekrar saygı söyleyeyim. Bakın, saygı çerçevesi. Böyle bir şey yazmıştım mesela. Çünkü artık şeye döndü. Kimse bir şey söyleyemiyor. Evet. Bu durumda insan... Kutuplaşıyor bir de evet, insanlar. Evet ve hem öyle oluyor hem de böyle şey kalıyorsun. Yani onlar aslında yol gösterici. Şu olmamış dediğinde ben ondan bir ders çıkarıyorum aslında. Evet. Ama şu olmamış diyene de ters tepki geldiğinde insanlar şu olmamış diyemiyor maalesef. Hı-hı. O yüzden öyle bir açıklama yazdığımı hatırlıyorum mesela. Bu açıdan mantıklı ve saygı çerçevesindeki eleştirileri çok seviyorum. Hı-hı. Soru neydi? Ben çok uzaklaştım. Yazar olmak isteyenlere önerilerini sormuştuk. Evet işte bu. Yani yazın. Dediğim gibi yazın, eleştirileri alın, bunları değerlendirin, paylaşmaktan çekinmeyin. Tamamdır. Son sorumuz. Okurlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Biz çok uzun zamandır beraberiz. Sosyal medyada paylaştığım süreyi sayarsak neredeyse 13-14 yıldır. Hatta şöyle söyleyeyim. Direkt 13-14 yıldır hiç iletişim kesmeden konuştuğum okurlarım var. Artık böyle okul gibi güzel. Değil de arkadaş olduğum insanlar beraber var. Beraber büyümüşsün. Bayağı öyle oldu ve yani hani artık mesela benim kitaplarımı okumuyor da olabilirler. Okumuyorlar hatta öyle söyleyeyim. Çünkü belli bir yaş aralığına hitap ediyor. İşte 26-27 yaşında okumayı bırakanlar da oluyor. Hala okumaya devam edenler de oluyor mutlaka. Veya tarzı değişip bırakanlar ama bizim arkadaşlığımız onlarla bitmiyor mesela. Hatta bugün Ankara'da bir imza günümüz var seninle beraber. Birazdan oraya gideceğiz biz. Evet. Oraya bir arkadaşım gelecek ama aslında o benim okurumdu önceden. Antalya'da da geçen hafta böyleydi. O benim eskiden okurumdu. Bir arkadaşım geldi. Artık arkadaşım olarak geliyor mesela. Bu böyle oluyor. O yüzden sizleri hep böyle şey olarak görüyorum. Sadece okurlarım olarak değil, bir şeyler paylaştığım insanlar olarak, belki gelecekte geleceğin arkadaşları olarak görüyorum ki zaten gerçekten hepinizi tanışmasak bile arkadaşlarım olarak görüyorum. Böyle büyük bir sevgi hissettiğimi zaten anlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Artık şeye de döndü yavaş yavaş, işte yaşım da geçtiği için diyeceğim de sanki böyle şey gibi 50 yaşına artık ben de yaş kemale erdi gibi. Gerçekten böyle bir şey oluyor. Hani 15-16 yaşındaki genç kurgu okurları geliyor ve gerçekten ablaları gibi de hissediyorum yani. Bazen şey mailler alıyorum işte. Şöyle bir şey yaşadım hayatımda, sence ne yapayım şeklinde tavsiye isteyen mail
mailler falan da güzel abla. Evet, gerçekten bir noktada öyle bir şey de dönüşüyor. O yüzden sadece bir okur yazar ilişkisinden ziyade arkadaş, abla kardeş, ki bazen ben o kardeş olan kişi oluyorum bazen. Bazı okurlarım benden yaşça büyük oluyor ve bana tavsiye verenler de oluyor mesela maili. Bence şöyle yap Beyza. İşte kitapta şu öğeleri çok kullanıyorsun. Bence azaltmalısın bunları gibi tavsiyeler aldığın da oluyor. Yani yeri geliyor ben sizden tavsiyeler alıyorum. Yeri geliyor siz benden tavsiye istiyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Umarım gerçekten bir gün geldiğinde hepinize tanışmış olurum. Her şehre yanınıza gelmiş olurum. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok tatlısın İcem ya. Sen de öylesin. Duygusallanmadım. Evet, insan bir duygusallaşıyor böyle. Evet. Evet arkadaşlar, bu kadar da videomuz. Beyza'ya çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı özellikle oldu bu arada video. Evet, evet bence çok eğlenceli güzel oldu. Özellikle annene ve babana çok teşekkür ederim. Benim yaşım onlara biraz daha yakın olduğu için biz onlarla çok iyi anlattık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki imzada belki böyle bunun bir part 2'sini falan ay, çekeriz. Ay olur, çok tatlı olur. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam, çok da sıkıntı değil zaten. Aşırı belli olmuyor belli da. Belli olmuyor evet. Ben mesela şu an sen oraya bir bak. Bak, bir daha aşağıya kameraya bak. Kameraya bakıyorum şu anda. Tamam. Şu anda ekrana bakıyorum. Tamam, çok belli olmuyor evet. Tamam. Gözün kayar falan da sıkıntı yok. Kayar çünkü muhtemelen. Şey bu tarz. Tamam, şimdi açılışımızı yapıyorum. Tamam. Hazırsın. Heyecanlıyım. Zaten Şeref Arz'ı konuştuk. Ya evet, bir yerden sonra açılırım. Tamam. Şu göstereceğim. Ben de buradan biraz kendime bakayım. Şöyle yapalım. Yani sana birinciyi göstersem yeter herhalde. Aynen, bence de. Hangisi şöyle, bir? Şu. Bunlar. Öyle dursun, bunu böyle koyalım. Evet. Tamam. Başlıyorum izninle. Bir kere zaten şunu söyleyeyim. Ankastrem. Sosyal ankastre. Kapak çekelim. Ha tamam. Oy, al bakalım bebeklerine. Battaniyeye sarıp böyle şöyle bir... Dur şunları da bir şekilde tutayım. Saat kaç oldu? Ha iyi tamam. Oy. Ay özür dilerim. Ben alışıyorum. Bir şey yapmadım yok, değil yok, mi? Şey olmadı. Ha, tamam. Şu an iyi duruyor muyum? Biraz böleyim mi bunları? İstersen böyle. Nasıl rahat? Kameraya bak, yukarı değil. Okey. Aldım.